Sevgili Çiftçi TV izleyenleri, yine bir Kuşçu programında sizlerle beraberiz. Herkese selam olsun. Bugünkü programda Muğla'da olan, bu işe, bu sevdaya gönül vermiş, yılların eskitemediği Hasan Ersönmez abimle beraberim. Kendisi adeta güvercinde doktor oldu demeyelim ama bu işe gönül verdiği için, bu sevdanın içinde olduğu için güvercin hastalıkları hakkında sizlerle bilgi paylaşmaya çalışacağım. Onun bilgilerine gerçekten ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Bence not alın diyorum. Şu zamanlarda tüm arkadaşlardan şu şikayetler oluyor. Şu kuşum şu şekilde hastalandı, böyle oldu. Nasıl tedavi yapmam? İşte arkadaşlar cevabı burada. Sevgili Hasan Ersönmez abimle beraberim. Kendisini tanıtacağım sizlere. Bilgileri paylaşacağız inşallah. Hasan abim kolay gelsin. Beni kabul ettin öncelikle. Öncelikle arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Beni böyle bir program çekmeye layık gördüğünüz için de ayrıca Çiftçi TV ailesine çok teşekkür ederim. Şimdi ben yıllardır İstanbul'da mezatçılık yaptım. Bu işe gönül verdim. Yıllardır güvercin camiasında çok iyi dostluklar edindim. Efendime söyleyeyim, çok iyi dostlarım var senin gibi. Eyvallah. Sağ olun, var olun, ayaklarınıza sağlık. Öncelikle sevgili dostlar, bu güvercin bir sevda, bir aşk. Dolayısıyla bu hayvanlar bizim sevdamız olduğuna göre de biz bu hayvanlara iyi bakmalıyız. İyi bakarken de tabii bunların ilaçları var, periyodik bakımları var, yıllık aşıları var. Bunlarla alakalı elimden geldiğince sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi hastalıklar mevsimsel. Yani özellikle bu aylarda hayvanlarda üst solunum. Yani göz yaşarması, vık vık, hırıltı, balgam, hışkırık ve iç çiçek. Şimdi isim veremiyorum dolayısıyla ama hastalığın ismini söyleyeyim en azından. Trikomoniasis hastalığı ve Ornitazis hastalığı. Ben yıllardır bu işlerin içinde biraz ilgilendim. Birçok kardeşimiz de sosyal medyada paylaşımlarımızı görüyor. Biz bu işlere bayağı ilgi alakalıyız. Biraz da bilgiliyiz. Ukalalık olmasın. İddia ediyorum düzeltemeyeceğimiz, iyileştiremeyeceğimiz çok nadirdir kuş. Bir şekilde hayvanı bir şekilde ayağa diker toparlarız. Şimdi sevgili arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Hayvanlara uzaktan bir avuç yem atmayla güvercin bakılmaz. Bu hayvanın belli dönemlerde kürleri var, aşıları var, ilaçları var, mineralleri var, vitaminleri var, kurt ilaçları var, dış parazitleri var, iç parazitleri var, dezenfektasyonları var. Hayvanları dezenfekte etmeliyiz, bulunduğu ortamları dezenfekte etmeliyiz. Mikroplardan, hastalıklardan kurtarmak maksadıyla. Dolayısıyla şimdi size nasıl anlatayım? Sıralı gidelim Hasan abicim. Sıralı gidelim. Ne yapılması lazım ki daha çok daha az hasta ederiz kuşlarımızı. Sıralı bir program periyot varsa o şekilde gidelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir kere kuşlarımızın en büyük hatası, güvercin severlerimizin en büyük hatası bir hayvandan 12 ay boyunca yavru almak. Yumurta almak. Yavru ve yumurta almaya yönelik olduğunuz zaman bu hayvanların dinlenmesini sağlamamış oluyorsunuz. Bu hayvan 12 ay boyunca yumurtluyor ve yavruya bakmak zorunda bırakıyorsunuz. Bu hayvanların özellikle performans beklediğimiz hayvanları bir futbolcu, bir sporcu mantığıyla bakar isek bu hayvanları belli dönemlerde kampa almanız gerekiyor. Bu kamp süresi de nedir? İşte Mayıs'ın sonunda ya da Haziran'ın 15'inde dişi ve erkekleri ayırıp bu esnada kurt ilaçlarını ve aşılarını yapmış vaziyette bu hayvanları dinlemeye alacağız. Bu hayvan tüyünü rahat bir şekilde yapacak. Ne zamana kadar? Tüyden çıkana, yani Kasım'ın 15'ine kadar bu hayvanları birbirinden ayırırsak hem sağlıklı nesil hem sağlıklı yavrular alırız ve bu da kuşçuluğun daha ileriye gitmesini sağlar. Daha başarılı olursunuz. Peki Hasan abim, sıraya koyacak olursak, hatta şöyle söyleyeyim, çok basit bir soru sorayım. Bunu ben sürekli aldığım sorulara dayanarak sana sorular soracağım. Dışarıdan mesela bir arkadaşımız, bir sevdalı arkadaşımız güvercin alırken, atıyorum pazardan, mezattan vesaire bir yerden en basit kuşun hasta mı, değil mi, kırgın mı, keyifsiz olduğunu, atıyorum bir kutunun içinden, bir salmadan aldığı, elini aldığı zaman anlayabileceği şeyler nelerdir? Yani nelere dikkat etsinler? Bunlarla başlayalım. Şimdi arkadaşlar bir kere hasta kuş gözünü kısar. Elinize aldığınızda eğer şu göğüs kemiği elinize gelmiyor ise gözlerini kısmıyor. Gözleri cam gibi parlak olacak. Ve bir de bunun dışkısı. Dışkı rengi bize hastalığın ne seyirde olduğunu, hangi hastalığı üzerine taşıdığını ve bir de dışarıdan kümeslerinize kuş sokarken mutlaka bu hayvanları bir hafta karantinaya alın. Yani hemen gelip en büyük hatamız bu. Hayvanları alıyoruz, hemen kümes atıyoruz. Evet değerli arkadaşlar, dediğimiz gibi dışarıdan almış olduğumuz bir kuşu karantinaya almamız lazım. Bir hafta karantinaya alacağız ki çünkü her kümesin kendi içerisinde bir hastalık özelliği var. Bu o kümesten aldığımız kuşu gelip kendi kümesinize attığınızda hastalığı kendi kümesinize getirdiniz. En büyük yanlışımız bu. Şimdi peki ne yapmalıyız? Bir hafta bir kafeste karantinaya alıyoruz. Bu hayvana şekerli su veriyoruz. Gerekli mineralleri ve vitamin ve ilaç takviyesini yapıyoruz. Kümese atarken de mutlaka ayaklarına dezenfektan ya da çamaşır suyuyla dezenfektanını yapıp ondan sonra sağlıklı olduğuna kanaat getirirsek kümese atıyoruz. Kuşların ayaklarını, gagalarını çamaşırlı suyla bezle mi siliyor muyuz? Yok, abi, herhangi bir şey silmenize gerek yok. Çamaşır suyla yıkayalım, soğuk suyla durulayıp atarız. Anladım. Hiç problem yok. Şimdi çamaşır suyu doğal demeyelim de yani birçok arkadaşımızın kullandığı bir yöntem. Hem ucuz hem hesaplı olduğundan çok insan buna başvuruyor. Bence de mantıklı, problem yok, kullanabilirler. Hatta banyo sularına dış parazitleri yok etmek maksadıyla da kullanabilirler. Şimdi kuşlarımızı doğal besleme yöntemleri de var. İnsanlar hep parayla alakalı bunu çözmeye çalışıyorlar. Şimdi mesela bir kiremit parçasını tuz buz halinde ezelim. Sabah kahvaltıda yediğimiz yumurtaları, kabuklarını 5-6 tane biriktirip bunun içerisine bir çorba kaşığı tuz, bir çorba kaşığı şeker, toz şeker. Bunların dördünü bir karıştırıp hayvanların önlerine mineral ve kalsiyum eksiğini gidermek maksadıyla verebiliriz. Tabii ki efendime söyleyeyim, hayvanların dış tüylerini parlatmak ve sindirim sistemini doğru hale getirmek için elma sirkesi sularına atabiliriz. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Yani birçok arkadaşım çok saçma diye gelebilir bazı arkadaşlara ama ben bunu yıllarca denemişim. Mangal yaktığımız çam çırası sularına attığımızda bu hayvanlara doğal probiyotiktir bu. Doğal probiyotiktir. Ne şekilde kullanmalıyız peki abi? Çam çırasını olduğu gibi suyun içine atıyorsunuz. Suyu dolduruyorsunuz, hayvanlara veriyorsunuz, hayvanlar içiyor. Bu kadar. Antipas, hayvanın demir eksiğini gidermek için, parası olmayan arkadaşlar için bu yöntemleri söylüyorum. Bir paslı çivi. Ne kadar enteresan değil mi? Yani evet. Bir paslı çivinin ilk defa duyuyorum suya atılması bu hayvanlara antipas ve demir eksikliğini giderir. Şimdi böyle doğal yöntemler var. Mesela kuşunuzun dış tüyünü nasıl parlatırız? Özellikle kostüm besleyen arkadaşlar için söylüyorum ve Arap ve Miro, şarabi, sarı besleyen hayvanların daha parlak görünmesi ve resasilerin daha parlak görünmesi göze daha hoş bir görüntü verir. Dolayısıyla yıkanma sularına ispirto koyun. Kuşlarınız cam gibi parlayacaktır. Ne ölçekte mesela abi? Mesela 10 litre suya yarım çay bardağı, bir çay bardağı. Yarım çay bardağı mantıklıdır. Kesinlikle hayvana hiçbir zararı yok mu? Hiçbir zararı yoktur. Hiçbir zararı yoktur. Yani bunun gibi çok küçük ekonomilerle hayvanlarından çok verim alacağınız bir sürü yöntem var. Şimdi insanlar hep şu mesela bakın ben bundan ifrit oluyorum. Gerçekten şu insanların eczanelerden insan ilaçlarını alıp güvercinlere vermelerine inanamıyorum ya. Hakikaten inanamıyorum. Yani arkadaşlar bakın yani biraz belki size böyle tepkili konuşuyormuş gibi oluyorum ama yani ben sizi sevdiğim için ben bu hareketleri söylüyorum. İnanın yani ilacı nereden aldığınızın hiç önemi yok. Ama bir bilim adamının güvercin üzerinde insan ilacı denendiğini hiç gördünüz mü? Murat Bey. Ben duymadım. Duyamazsınız çünkü niye? Metabolizmalar farklı. Kanatlı hayvanlar kursaklı hayvanlardır. İnsan midesi var. Kanatlı hayvanlarda tek bağırsak vardır. İnsanda bağırsak sistemi ve sindirim sistemi vardır. Kanatlı hayvanlarda ilik yoktur. İnsan ilikli bir yaratıktır. Dolayısıyla vermiş olduğunuz 60 kiloluk bir insan için üretilmiş bir ilacı siz 250 gramlık bir hayvana verdiğinizde bu hayvanın karaciğer ve pankreasını bitirirsiniz. Peki bunun sonuçları nedir? Sonuçlarını da söyleyeyim. Bu hayvanların kemiklerinde erime başlayacaktır. Bu hayvanlar dişler yumurtlamaz hale gelecektir. Bu hayvanların erkekleri artık döl vermez, yumurta içinde içlerini dolduramaz hale geleceklerdir. Doğuştan kör, doğuştan sallavaş olarak doğumlarını sağlayacaktır. Yani kısacası beslemiş olduğunuz nesli kendiniz bitiriyorsunuz. Kendi kendine bitmiş olacak. Kendiniz bitiriyorsunuz. Yani yumurta içinden mesela birçok arkadaşımızın diyor ki abi benim kuşum yumurtadan çıkamıyor diyor. Bakın iddia ediyorum o insana bakın geçmişinde mutlaka o kuşlara insan ilacı kullanılmıştır. Yumurtanın içinde kuş ölmüş abi çıkamadı diyor. Kesinlikle insan ilacı kullanılmıştır. Sebebi bu mu? Kesinlikle. Yani niye? Çünkü bu ilaçların %99'unda kortizon var. Kortizon o arkadaşlar o ilaçları verdiğinde kuşları bir anda ayağa dikmesi adamları sevindiriyor. Aa diyor kuşum ayağa dikildi diyor. Ama ilerisi için fiyasko. Ben de şunu söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar benim söylediğim yöntemleri uygulayın. Eğer kuşunuzdan mesela bir 12 ay boyunca atıyorum zaten 12 takım yavru alma şansınız sıfır. Mümkün değil alamazsınız. Bu hayvanlar tek yumurtlayacaklar, yumurtanın biri boş çıkacak, yavruya bakamayacaklar, dinlendiği için, kendine bakamadığı için yavruyu büyütemeyecekler. Bakın iddia ediyorum 12 ay boyunca alacağınız yavruyu size 4 ay içinde almayı vaat ediyorum. Peki sağlıklı olacak mı? 4 ay içinde aldığımız yavruları uzun süre yaydığımız zamandan daha mı sağlıklı olacak? Kesinlikle o yavrular şimdi anne babayı düşünsenize Murat Bey. Anne baba yavruyu özlemiş, dişi erkeği özlemiş, erkek dişiyi özlemiş. Hayvan dinlenmiş, tüyünü rahat yapmış. Bu esnada sahibi onun aşılarını, kürlerini, dış parazitini, iç parazitini her şeyini yapmış. Zımba gibi sezona giriyor. Zımba gibi giriyor yumurtasını yapıyor. Yavrular büyürken bir daha yumurtluyor. Tabii özlemiş yavruyu. Fokur fokur yavruya kusuyor. Ve o yavru, bahar yavrusu özellikle kostüm ve performans beklediğimiz kuşlarda kemik yapıları daha sağlıklı olduğu için daha iyi performans yapar ve daha çok kasa yaparlar. Bakın iddia ediyorum denemek çok zor değil. Bir sene deneyin. Eğer benim dediğimin dışına çıkarsa hadi canım değil. Çok zor bir şey değil yani. Anladım abi. Çok zor bir şey değil. Peki sevgili Hasan abicim, profesyonel kümeslerde, profesyonel yetiştiricilikte düzenli periyodik bakım ne olması lazım? Nasıl bir yol izlenmesi lazım? Aşı senede ne kadar yapılması lazım? Ne aralıkla nasıl bir sıraya koymamız lazım bu periyodik profesyonel kümes olması için? Sağlıklı yetiştiricilik şimdi olabilmesi için? Profesyonel kümes dediğimiz zaman insanlar bir kere şunu kafasına yer etmeli. Özür dilerim şunu da söyleyeyim. Profesyonel kümes derken profesyonel yetiştiricilik diyelim biz buna. Bence de. Şimdi profesyonel yetiştiricilik dediğimizde yani bu hayvanların bir kere dış parazitlerin üzerlerinde bit, pire, kene ve at sineği. Bu hayvanlar aslında işin başlangıcı bu ama çözemiyoruz insanlar çözemiyorlar. Şimdi bu at sineği ve bit ve kene zaten salmonella ve veba taşıyan hayvanlar. Bu hayvanlar ne yapıyor? Hayvanı ısırıyorlar. Kanını emiyorlar. Dolayısıyla oradan başlayarak hayvanın vücuduna E. coli, salmonella, paratifo girmiş oluyor zaten. Birinci kural hayvanın dış parazitinden başlayacağız. Dış parazitini yapacağız. Daha sonra iç parazitini yani vücudunun içindeki kurtları dökmek için ilaçlarımız ve antibiyotik gruplarımız var. Onları kullanacağız. Her 6 ayda bir aşı yapacağız. Ne zaman yapacağız aşıyı? Benim mantığımla Nisan 15, Kasım 15. Neden? Nisan 15'te kuşlar daha tüye girmemiş olacak. Kasım 15'te de kuşun tüy sorunu bitmiş olacak. Asla ve asla kuşlar tüydeyken sakın ola ki aşı yapmayalım. Nedeni de şu, vücudundaki tüylerinin her birini vücudunda bulunan kanla büyütürler. Aşı yaptığımızda o kanın içinde dolaşan aşı tüylerin içine gireceği için hayvanı koruma maksatlı vurmuş olduğumuz aşı artık hiçbir görev yapmayacak hale gelecek. Çünkü tüyün içinde artık. Peki sürekli hep aynı aşıyı mı kullanmamız lazım? Aşı marka değiştirmememiz mi lazım? Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Eğer bir hayvanı 3 yıl periyodik şekilde aşıladığımız zaman o hayvanın bağışıklık sistemi artık çok kuvvetli hale geliyor. Artık bir iki sene aşı yapmasanız da problem olmaz. Anladım. Bakın çok ciddi bir şey söylüyorum. 3 yıl üst üste düzenli aşılarını yaparsanız yani size 2 sene aşı yapmama hakkını tanıyor kuş. Sizin verdiğiniz size geri döndürebiliyor bu hayvan. Anladım. Peki aşılamadan önceki dönemdeki yapılması gereken nedir? Kurt. O tedavi nasıl uyguluyoruz Hasan abi? Kurt ilacı arkadaşlar bakın. Bu mutlaka gerekli midir? Kesinlikle. Aşılamadan önce güvercinlerde aşılamadan önce bu yapılması mı gerekir? Neden yapılması gerekir? Hayvanlar kurt içerideyken aşı yaparsanız o kurtları da kuvvetlendirmiş oluyorsunuz. Hmm. O kurtlar kuvvetlenmiş oluyor, aşılanmış oluyor. Evet. Artık hastalanmıyor, ölmüyor. Dolayısıyla bunu aşıdan önce yapıyoruz ki. Nasıl bir tedavi uyguluyor? Bunu da bize anlatırsan. Şimdi kurt ilaçlarının birçok arkadaşımız birçok şekilde uygulayabilirler. Bana göre doğrusu şu. Akşamdan kuşların önlerinden yemleri ve sularını alacağız. Ertesi günü o susamış olan hayvanlar 2 litreye o bildiğimiz kurt ilaçlarından 2 litreye 8 gram koyuyoruz. Susamış olan hayvanlar bunları kana içiyorlar. İçecekler. Eğer kümesiniz çok büyükse ya da çok değişik 3-4 tane kümesiniz varsa suluğu gezdiriyorsunuz. Kümesler. Hepsini ayrı ayrı yapmanıza gerek yok çünkü bir kere içecekler. Kana içtikten sonra... Bir sefer mi yapıyoruz kurt ilacını? Devam ediyorum. Kana içtikten sonra yarım saat, 1 saat sonra suluklarını yıkayın. Hayvanların kursak kurtlarını ve içindeki kurtları döktüğünü kendi gözünüzde görecek ve şahit olacaksınız. 1-2 saat sonra önlerine bu kurt ilacından sonra verilen bir vitamin var ve başka hiçbir şekilde kullanılmaz. Onları senden sonra isteyeceğim. Bu ilacı da bu vitamini de niye kullanıyoruz arkadaşlar? Bakın en önemlisi burası. Kurtlar bağırsakta asılı kaldıkları için orada döküldüğünde bağırsakta yara izleri bırakırlar. Hmm. O sonraki verdiğimiz vitamin aslında bir K-Fort özelliği taşır ve o yaraları iyileştirme özelliği. Eğer bu vitamini vermezsek kuşu kanamadan öldürürüz. Anladım. Ondan sonra aşı yapacağız. Yani mutlaka güvercinlerimize aşı yapmadan önce mutlaka bir kurt ilacı girmemiz lazım. Dış parazit ve iç parazit. Kurt ilacını peki aşılamadan önce bir sefer mi kullanmamız gerekir? Değil. 17, 18, 19. Yani kurt ilacını verdiğimiz ilk günden sayarak 17. gün, 18. gün ya da 19. gün takip edemezseniz bir daha vereceğiz. Neden? Kurtlar döküldüğünü anladığında lavra bırakırlar. Yani yumurtlarlar. O lavralardan çıkan yavruları da ikinci periyotta vermiş olduğumuz kurt ilacı onu döker. Hayvanımız tertemiz olur. Anladım. Yani bu da şunu gösteriyor. Kurt ilacının 15-20 gün sonrasına tekamül etmesi lazım aşının. Aşı yapabilmemiz lazım kuşlarımıza. Evet. Peki kurt ilacıyla başladık. Sağlıklı bir kümesi olması için ilk önce kurt tedavisi girip peşin aşımızı yaptıktan sonra dikkat etmemiz gereken bir şey kalıyor mu? Dikkat etmemiz gereken tabii ki bir şey kalıyor. Şimdi mesela özür dilerim lafını kestim abi. Evde mesela sen biraz önce dedin ki işte kiremitle yumurta kabuklarını karıştıran falan. Diğer tavsiye edebileceğin arkadaşlarımıza, dostlarımıza probiyotikler var mı mesela evde? Tabii ki. Çok masraf etmeden yapabilecekleri doğal probiyotikler var mı tavsiye edebileceğin şeyler aslında? Doğal ya şimdi insanlar ben şunu çok da böyle aman böyle çok kaliteli, çok pahalı, çok şeylere girmesine gerek duymuyorum. Benim söylediğim bu dörtlüyü yapsınlar. Ara ara mesela 3 ayda bir uygulasınlar. Çok büyük verim aldıklarını zaten görecekler. İnşallah. Her şey var çünkü onun içinde. Arkadaşlarımıza bir fayda. Onun içinde her şey var. Tuz var. Ya beraberinde mineral. Hı hı. Şeker var. Mineral. Kiremit. Toz. Doğal mineral hayvanın kursağının çalışması için. Yumurta kalsiyum zaten. Başka da bir şey gerek yok zaten. Diğer başka bir şekilde evde hazırlayabileceğimiz probiyotik var mı? Ya şimdi çok insanların aklına karıştırmak. Hani eskiden özür dilerim abi, sen de daha iyi bilirsin. İşte ne bileyim, havuç rendelenir verirdi, ıspanak verilirdi, çayın demi verilirdi falan. Ya çay posası verebilirler. Maydanoz sapını doğrayıp verebilirler. Roka saplarını doğrayıp verebilirler. Ama bunları çok aşırıya kaçmamak için, çünkü çok fazlası hayvanda ishal oluşturur. İshal yapar. O yüzden yani her şeyi az az verebilirler. Dediğiniz gibi havuç rendelenmesi, efendime söyleyeyim, karnabahar saplarının doğranıp verebilmesi, bunlar hep hayvanın vücudunu daha kuvvetlendirmesini sağlayacağımız ürünler. Peki bu da çok gelen sorulardan bir tanesi Hasan abi. Doğal yöntemle mesela çoğu arkadaşımız kuşları ishal olduğunu söyler. Doğal yöntemle ishali önleyebileceğimiz, çözebileceğimiz bir şey var mı? Şimdi ishal o kadar çok çeşitli ki Murat Bey. İnanın yani 50 çeşidi var desem belki vardır. Yani inanılmaz şimdi. Yani ufak da olsa bir tavsiyemiz var mı mesela? Ya ishal, ben ishal için mutlaka ve mutlaka kırık pirinç, hı hı, kullanabilirler. Efendime söyleyeyim, ishal kesmek için ben bazen Türk kahvesi serpeliyorum bazen, hı hı, yemlerine filan. Efendime söyleyeyim, ishal kesmek için bakın çok ciddi bir ürün aslında, kullanmamız lazım. Kullanmıyoruz. Şeftaliyi biraz şöyle sıkın. Şeylerine, suluklarına koyabilirsiniz. Şeftalinin müthiş bir şekilde ishal kesme özelliği vardır. Benim bildiğim bunlar. Anladım. Peki Hasan abicim, biz biraz önce geldiğimizde sen bir sarı bir iğne aşı, bir şey, aşı mı yapıyordun kuşlara? Yok. Ne yapıyordun burada? Bunlar hangi kuşlar? Karantina. Bunlar biraz burası? Karantinaya aldım. O hayvanlar. Ne yapıyordun? Neydi o mesela? Aşı mı o? Yok. Nedir yaptın? O benim yıllardır üstlerinde uğraştığım, çalıştığım bir ilaç. Hayvanlara vurup düzeldiğinde de ben bunun ismine mucize dedim ya. Senden ricam. Gerçekten. Yine kırgın varsa mucize, burada arkadaşlarımızın önünde. Tabii bir, ki. Tabii ki iğne aşı nasıl vurulur onu da gösterelim. Tabii ki gösteririz. Nasıl iğne yapılır onu gösterelim. Tabii ki gösteririz. Nasıl bir uygulama yapıyorsun mesela? Dün daha kötüydü. Bugün biraz daha toparlamış. Bugün biraz daha toparlamış. Gözü mü sulanmış onun? Gözü sulanmış. Üst solunum, yani ornitazis dediğimiz bir hastalık mevcut. Nasıl bir tedavi uyguluyorsun mesela şimdi sen buna? İşte kendi yapmış olduğum doğal karışımı buna vuruyorum. 3 gün vuruyorum. Alabilir miyiz oradan arkadaşlar o doğal karışım dedi Hasan Bey'in? Nasıl vuracağımızı da buradaki sevdalı kardeşlerimize de gösterelim. Gösterelim. O kardeşlerimiz de yakında inşallah alalım, tüm arkadaşlarımız görsün, bilinçlensinler. İnşallah ilacımızı böyle salladık. Şu şekilde çekiyoruz. Bakın burada 10, 20, 30 diye yazar. Biz 10'a kadar çekiyoruz. Deri altından, doğru mu? Deri altından, bakın şu şekilde. Deri altından. Bakın iğne görünüyor zaten. Görüyorsunuz değil mi sevgili dostlar? İğne görünüyor. Evet, aynen. Evet, bu şekilde yapıyoruz. Öylüyoruz biraz. Biraz ovuyoruz. Hani küçükken hastaneye gittiğimizde hemşire bize iğne yapardı da ovalardı ya, onun gibi ilaca dağıtıyoruz. Kaç gün mesela bunu yapmak lazım? 3 gün yapıyoruz. 3 gün yaptıktan sonra bu hayvan cam gibi gözlerle karşınızda olacak. İsterseniz bunun devamını da çekerim, kanalınıza yollarım. Lütfen, seviniriz valla. Problem değil. Biz yani sen bu ilacın %100 faydasını gördün, doğru mu? Şimdi ben daha önce de sosyal medyadan görmüştüm zaten. Sen herhalde zannediyorum Avrupa'ya kadar yolladın bu yaptığın karışımı. Dostlarla paylaştın. Avrupa'ya gitti, Amerika'ya gitti, Kanada'ya gitti, Irak'ta var. Avustralya'ya kadar ben bu ilacı sevdalı kardeşlerimize tavsiye ettim. O insanlar da bu işlere inandılar ve hepsi fayda gördüler. Defayet kere devam edip alıyorlar. Efendim söyleyeyim, bizim kendi yapmış olduğumuz doğal ürünlerle karıştırılmış bir ürün bu. Hayvana herhangi bir yan etkisi yok. Yani bunu alan, kullanan kardeşlerim de hepsi bize duacı oldular. Allah hepsinden razı olsun. Dolayısıyla ne diyeyim? Peki Hasan abicim, Kuşçu programı olarak senden bir söz rica edebilir miyim? Buyurun. Bu yapmış olduğun karışımı eminim ki çok arkadaşımıza lazım, ihtiyaç bu. Senin aracılığına sana ulaşsalar, bizim aracılığımızla Kuşçu programı adına bu arkadaşlarımızla bu ilacını paylaşır mısın? Tabii ki. Yardımcı olur musun? Tabii ki. Teşekkür ederiz Hasan abicim. Biz şimdi şöyle söyleyeyim, ben bu camianın artık bütün insanlar beni bir abisi olarak kabul ediyor. Büyüklerimiz tabii ki biz onların kardeşiyiz. Küçüklerimiz de bizim kardeşimiz. Ben bu camia için çok şeyler yaptım. Yapmaya da devam ederim. Çünkü ben bu camiayı gerçekten seviyorum. Bu ilaç anladığım kadarıyla gerçekten bir mucize olmuş artık. Mucize olmuş yani. Doğruya doğru. Aynen öyle. Yani bu karışımlarla eğer bir kuş 3 günde bu yine 5 cc vurup kuş ayağa kalkıyorsa maşallah büyük başarı abi bence. Aynen, teşekkür ederim. Bence büyük başarı. Şimdi şu ilacımızı alalım. Arkadaşlar bunu güneşte bırakmıyoruz. Birinci kural bu. Bu ilacı güneşte bırakmayın. Hiçbir şekilde bir şey olmaz bu ilaca. Şimdi değerli dostlar, sevgili arkadaşlar. Şimdi sen devam et. Ben bir şey daha soracağım sana. Sen devam et abi, söylemek istediğim. Tamam. Şimdi mevzu şu. Mevzu hastalıkta insan ilaçları kullanmadığınız zaman belli bir başarıya, belli bir yol kat edersiniz. Ama internetlerde bazı arkadaşlar insan ilaçlarıyla güvercin tedavi yöntemleri diyorlar. Sakın onlara tasallut etmeyin. Zarar görürsünüz. Çünkü ben bu camiayı seviyorum. Bu camianın zarar görmesini istemiyorum. O yüzden mutlaka bu işlerden uzak durun sevgili arkadaşlar. Hasan abicim, yine gelen sorulardan devam etmek istiyorum. Şimdi kimisi kuşta telek diyor. Kimisi kanat ucu diyor. Kimisi fake diyor. Bunun açılımı ne? Gerçek adı ne? Kuşta kanat sayısı ne zaman oldu mu tamamlanır? Kaçtayken eşleşir? Kaçıncı kanadını dizdiği zaman kuş hazır olur der. Bunu göstererek bize bir anlatır mısın? Ben mikrofonu tutayım. Sen anlat. Şimdi mesela yakın alalım yine arkadaşlarımız görsünler. Şu elimizdeki kuşumuz artık son 2'ye gelmiş. Bakın. Son 2'ye gelmiş. Artık bunun uçma şekli bitmiştir. Biz bunları ne yapıyoruz? Biz bu hayvanlar kanatlarını daha rahat atabilsinler diye buradan kesiyoruz. Çabuk dökebilsin diye mi? Çabuk dökebilsin ve daha rahat dökebilsinler diye. Çünkü bunu kan zoruyla dökmek için uğraşıyor bu hayvan. Şimdi bu hayvan artık eşe gelmiş vaziyette. Hı hı. Bu hayvan artık yumurtlayabilir. Son 2'de olan bir kuş. Evet. Ama biz bunu tabii ki yumurtlatmayacağız. Hı hı. Biz bu hayvanı Kasım 15'e kadar dinlendireceğiz. O zaman kadar bakın şu kuyruklarını, bu kuyruklarını falan hepsini tazeleyecek bu hayvan. Şimdi arkadaşlar kuşu ne zaman uçuracağız? Yavru bir hayvanın bakın şuradan tuttuğumuzda 2, şu aradaki 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. ferek bir kuşun akıl fereğidir. Yavru bunu attıktan sonra uçuracağız. Bunu atmadan uçurulur mu? Uçurulur. Ama bu hayvan tüye giremez, karın ağrısı yapar ve ölür. Bunun en mantıklısı akıl fereğini attırıp hayvanın kendi bünyesinde tüye girmesini sağlamamız gerekir ki bu hayvan doğal periyodunda olsun. Çünkü biz onun dualitesini bozmuş oluyoruz o zaman. Hayvan cik cik vizik vizikken havaya atıyoruz. Yanlış. Bazı arkadaşımıza göre doğru olabilir. Saygı duyarım. Ama bana göre yanlış. Ben 46 senedir oyun kuşu besliyorum. Burada görmüş olduğunuz o süs kuşları bilmem neler falan. Ben her türlüsünü seviyorum. Orada postalarımız var. Her türlüsünü sevdiğim için besliyorum. Zaten burada birkaç tane emanet bıraktılar hastalık için. Tedavi mi ettin? Onları tedavi ediyorum. Evet. Düzelen var mı? Tabii ki. Tabii ki. Mesela bakın. Şurada. Mesela şu dumanlı. Şu dumanlı buraya geldiğinde yürüyemiyordu. Hastaydı, bunu sen mi düzelttin? Yürüyemiyordum. Oo, şimdi taklasını bile atıyor. Yani. Şu anda zımba gibi oldu. Böyle kardeşlerimize de buraya bize getirdikleri kuşları tedavi ediyoruz. Mesela 3 gün önce Gökova'dan bir kardeşimiz bir kanarya getirdi. İnanın kanadının üstündeki uğur kanadı kadardı. O kadar büyük. Adam çok affedersin bir izin istedi bizden bir yere gitmek için. Ben o esnada kanadındaki uğuru aldım, hayvanı bıraktım, hayvan marul yemeye başladı. Adam geldi dedi ki abi bu abimiz senin için mucize adam diyordu ama ben gözümle gördüm artık sen mucize adamsın benim için dedi. Maşallah çok güzel abi. Yani bilmek ama uğraşırsan. Ben 25 senedir 30 senedir bunlarla uğraşıyorum. Yani internetlerle çalışıyorum. Hangi hastalıklara ne iyi gelir, nasıl iyi gelir, insanlara yanlış bilgi vermeyelim. İnsanların hayvanlarını öldürmeyelim. Biz bilinçli olmazsak insana nasıl bilgi veririz? Biz mecbur çalışmak zorundayız. Dolayısıyla yani yarın bize Hasan abi sen abi bildik bize bu ilacı verdin bizim hayvanımız öldü derse bu olmaz yani. Hakikaten olmaz. O yüzden. Şu yavrumuz mesela şu an kaçını telelim Hasan abi? Şu yavrumuz bakalım. Bakın arkadaşlar. Eski kanatla yeni kanat bir görünüyor görüyorsunuz. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Akıl fereği bu. Olunca gelmiş. Var. Bakın yeni gelmiş bu. Dikkat ediyor musunuz? Hı. Yani bunu akıl fereği giderken uçurmuşuz. Bunu tamamlayacak bunu atacak. Bunu tamamlayacak bunu atacak. Sırayla. Sırayla. Bu uçtuğu için durdu. Ama şu an normal periyoduna girdi. Normal periyoduna girdi artık. Kendi kendine her şeyini halledecek o. Ne zamana kadar? Son 2'ye gelene kadar biz onu uçurmaya devam edeceğiz. O esnada o içindeki ırkının kanının vermiş olduğu özelliklerle gelecek sefer yapacak. İşte inşallah bir gün buraya gelirsiniz. İnşallah o da olacak. Buraya, biliyorsunuz ben yeni iş yeri kurdum buraya. İşte buraya kümesleri buraya getirdik evden. Bütün damızlıklarımız evde sen biliyorsun. Dolayısıyla bir sefer daha program yaparsak burada inşallah bir hazır bir kuş onun da çekimini yaparız. İnşallah. Yani sefer kuşunun ne olduğunu, bir hayvanın havadan neler yapması gerektiğini inşallah. Onu da isteyeceğim inşallah senden. Göstererek uygularız. Çünkü bu insanlar birçok zaman bu işleri yaparken hep tembellik yapıyorlar. Bunları gösterme ihtiyacı hissetmiyorlar ama göstermek lazım. Peki son olarak Hasan abicim, düzenli yemleme nasıl olmalıdır güvercinlerde? Günde bir sefer mi veriyorsun? Ya da oyun kuşlarının yemlemesiyle atıyorum bir kostüm kuşlarının yemleme sistemi aynı mıdır? Değildir. Değildir. Çünkü oyun kuşu performans beklediğimiz için oyun kuşu uçtuktan sonra yani uçum görevleri bittikten kümese alacağımız zaman ben arkadaşlara şunu öneriyorum. Bunu bir kağıt kalemde yazsınlar. Bir yemliğe yemi doldursunlar. 35 saniye içerilerinde saysınlar. 30 saniye 35 saniye saysınlar. Yemliği önünden alsınlar. O kadar. Ama şimdi kostüm kuşu besleme amacı ne? İri olması, fizikli formatlı. İri ve formatlı olması. Dolayısıyla bu hayvanın, işte mesela biz güvercine çok değişik şeyler vermiyoruz. Niye? İşte ishal oluyor, bilmem işte dengesi bozuluyor falan filan. Ama o hayvan kasalı ve iri olması için mutlaka karışık yemler, probiyotikler ağırlıklı işte. Ama şunu kesinlikle söyleyebilirim. Kümeste kuşun önünde yem durmamalı. Olmayacak. Kuş karnına doyurduktan sonra yavrusu da olsa yavrusunu doyurduktan sonra önünden kümesi alın ki kursak boşalsın. Kursak boşalsın ki hayvan sağlıklı olsun yani. Dinç olsun. Evet. Bir de mutlaka biraz önce söylemiştin gerçi ama kesinlikle ilaç, vitamin vesaire bir şey verdiğiniz zaman önünde mineralle kum olmayacak. İshal olur kuşlar doğru mu? Her türlü hayır. Ya. İshalden önce Murat kardeşim. Hiçbir şekilde vermiş olduğunuz antibiyotiğin özelliği mi kalmaz? Hiçbir şekilde faydasını göremezsiniz. Çünkü o mineral o antibiyotiğin içerisindeki etken maddesini üzerine çekiyor. Yani normal su içiyormuş gibi olurlar. Anladım. Bildiğin su yani içine ilaçlı koymuşsun ama hayvan taşı yedikten sonra o vücudunda suya dönüşüyor. Antibiyotik yok oluyor. Anladım. Hiçbir özelliği kalmıyor. Evet, yani. O yüzden bütün dostlara antibiyotik kullandığı dönemlerde mutlaka bahçeye salma, önlerinde mineral taş bulundurmasınlar. Hiçbir şekilde ilaç fayda etmeyecektir. Fayda etmez. Peki Hasan abicim, düzenli periyodik olarak kümes temizliğini ne sıklıkla yapmamız lazım? Kümeslerimize nasıl bir bakım, nasıl bir temizlik, nasıl bir dezenfekte yapmamız lazım? Şimdi arkadaşlar çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Belki size ters gelecek ama ben kümes temizliğine karşı bir adamım mesela. Neden? Bakın benim ustam derdi ki kuş pisliğine basacak derdi. Kuşlar tüye girdiğinde Kuşlar tüye girdiğinde her tarafınız telek, tüy, kuyruktu, telekti, her yer tüyden görünmez hale gelecektir. Hayvanların tüyden çıkmasına yakın onu bir süpürüp bir pürmüzle yakar iseniz o kümeste hiçbir şekilde hastalık olmayacaktır. Bunu neden söylüyorum? O hayvanların pisliğini temizlediğinizde o içerideki hastalığı kümesin içine çıkarmış olacaksınız. Hastalığı tekrar canlandırmış olacaksınız. Ben diyorum ya, ters gelebilirsiniz ama ben sadece üzerinin yakılıp o mikropları, üzerindeki mikropları yok edip hayvanı, hem de kümes sıcak olur. Hayvan pislik yaptığında o pisliğinin sıvısını o altındaki tabaka çeker. Kümes yaş da olmaz bu sefer. Anladım. Kuru olur. Zaten güvercinin en büyük sıkıntısı, güvercin asla üşümez ama ayağı ıslak değil ise. Islak da olmayacak. Ceyranda kalmayacak. Ceyranda kalmayacak, ayağını ıslağa basmayacak. Onun dışında kuşunuz hasta olmaz. Bu dönemlerde şu an tüy zamanlarındaki banyo sıklığımız ne aralıkta olması lazım? Ya şimdi, da ekstra içine bir şeyler koymamız gerekir mi? Tabii ki. Şimdi mesela kostüm kuşu yıkansın. Bir haftada bir koyun banyosularını, mevsimine göre tabii ki. Ama biz şimdi oyun kuşlarında bunu çok tavsiye etmiyoruz. Neden? Oyun kuşları uçtukları için gevşeme yapıyorlar. Yani o kaslarının gevşemesi bizim işimize gelmiyor. Mesela şöyle söyleyeyim size. Dün akşam uçurup çok iyi performans aldığınız bir kuşu banyo yaptırın. Banyo yaptırın, ne kadar keyifli değil mi? Kanatlarını açacak, tertemiz olacak, keyfi yerinde. Kaldırın. Ertesi gün aynı oyunu yapmaz mı? O mümkün değil. Mümkün değil. O yüzden biz hava çok sıcak olduklarında, mesela ben 1 ayda, 1,5 ayda falan uçanlara, damızlıklar için problem yok. Damızlıklara bol banyo vereceğiz. İşlerine dediğim gibi elma sirkesi katabilirsiniz. Efendime söyleyeyim, çamaşır suyu katabilirsiniz. İspirto, özellikle kostüm besleyen, parlatması gereken kuşları ispirto koyabilirler. Efendime söyleyeyim, banyo tuzları var. Ben çok önermiyorum. Ama kullanılan karşısında saygı duyarım. Çünkü kimyasal yani. Bir hayvana kimyasal veriyorsunuz. Kimyasal bana göre çok iyi bir şey değil. Uzak durmak lazım. Özür dilerim, biraz önce soracaktım, unuttum Hasan abi. Biraz önceki kullandığın o iğneyi, kuşlarda mesela kanatlarının, ayaklarının uğur olur ya. Bu uğra da çözüm olur mu bu? Tabii ki. Sadece, kullandım yani, önerir misin? Tabii, yıllardır bu ilaç ben aşağı yukarı 4,5-5 yıldır yapıyorum. Uğur var ise onu değişik şekilde, mesela bir önce ne yaptık? Göğüsten deri altına vurduk. Sadece uğur konusunda, mesela bakın benim elimde bir uğur var, oradan göstereyim. İğneyi bir gün buradan vuruyoruz, bir gün buradan vuruyoruz, bir gün de buradan vuruyoruz. Değişik yerlerinden. Anladım. Uğurun içine. Yine aynı oranda. 3 eşit noktaya mı pay ediyoruz? Değil. Ona? Her gün bir noktasına bütün hepsini şırınga ediyoruz. Anladım. Bir hafta bekliyoruz. Bu uğurun küçüldüğünü kendi gözlerinizde göreceksiniz zaten. Adımı o yüzden mucize zaten. Hmm. Bir hafta yine aynı işlemi, 3 gün yine değişik yerlerinden birer gün daha vuruyoruz. Tertemiz. Gözleri sulandığı zaman falan da yine damla olarak damlatabilirler. Gözüne mi sıkıyorsun abi? Damla olarak damlatabilirler. Yani hiçbir zarar yok, direkt gözüne sıkabiliyoruz. Bunu neden söylüyorum Muratçım? Şunun için söylüyorum. Bazı arkadaşlarımız iğne vuramıyor. Bazı insanlar da biraz böyle bir hayvanın canı acıyacak mantığıyla hareket eden dostlarımız var. Canı acımasın diye gözüne damlatabilir miyiz diye soruyor. Ben denedim. Peki senin yapmış olduğun o ilaç normalde deri altından değil de ağzına damlatırsa da aynı görevi görür mü? Şimdi üst solunum için görüyor. Hmm. Ama bir kanat tutulması, bir ayak tutulması, bir uğur ona kesinlikle iğne vurmak lazım. Anladım. Yani çok da ağzından işe yaramayacak gibi. Ağzında enjektör olan mevzulara hep enjektör kullanacağız. Bütün hayvan ilaçlarının üzerinde de yazar mesela. Enjeksiyon çözelti ve oral çözelti diye. Oral ağız yoluyla, enjeksiyon kana karışacak. Anladım abi. Son olarak toparlıyorum. Düzenli kümeslere başladık. İşte baştan gittik. Kurt tedavisi yaptık. Peşin aşımızı yaptık. Vitamini mesela, sürekli bu işler bitti. Vitamini kuşlarımıza ne sıklıkla vermemiz lazım? Vitamini ben Şöyle söylüyorum. Bakın yine burada kostüm ve oyun kuşu olarak ayıracağım. Şimdi kostüm kuşlarına bir ayda 3 gün. Bir ayda 3 gün. Oyun kuşlarına 2 ayda 3 gün. Daha az. Evet. Daha az. Niye? Çünkü bu oyun kuşu dışarıda olduğu için sürekli işte taşını, toprağını, bilmem nesini falanını, mineralini doğadan buluyor. Evet. Ama kapalı kümeslerde, özellikle çatıda besleyen arkadaşlar için söylüyorum. Kostüm kümesinde mesela buradaki için söylemiyorum. Niye? Burada biz bunu bahçeye çıkarıyoruz. Orada hayvan taşını, toprağını, mineralini buluyor zaten. Ama kapalı adam yerde. Terasta besliyor, çatıda besliyor, işte balkonunda besliyor. Orada herhangi bir mineral, taş ya da bu hayvanın Allah'ın vermiş olduğu bir yetiyle o kendine lazım olan şeyi bulma yeteneğini orada kullanamıyor. Dolayısıyla bunlara biraz daha sık vitamin veriyoruz. Anladım Hasan abicim. Engin tecrübelerine teşekkür ediyoruz. Bizi güzel bilgilendirdin. İnşallah bir nebze de olsa izleyen arkadaşlarımıza bir faydamız olmuştur. Ama senden şunun sözünü aldım kameranın önünde. Bu senin yapmış olduğun karışımı, mucizeyi senden olan isteyen arkadaşlarımızla paylaş, gönder. Eyvallah. Onlar da nasiplensinler. Çünkü zamanında görüyoruz çok hastalık var. İnşallah bir nebze de buradan izlersiniz de bir faydamız olur. O ilaçtan kullanırsınız. Sizler de teşekkür edersiniz Hasan abiye de. Sen de camia için güzel bir katkılı bir ilaç gibi bir şey yapmış olursun. Eyvallah. Bir faydamız olur. Ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim abi. Güzel bir bilgilendirme yaptın. Teşekkür ederim sana her şey için. Son olarak söylemek istediğim bir şey varsa. Arkadaşlar sizler de kameraman arkadaşlarımız da arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hepinizin ayaklarına sağlık. Allah hepinizden razı olsun. Böyle bir imkanı, böyle bir fırsatı bana vermiş olduğunuz için. Buradan da bütün güvercin dostlarıma, bütün güvercin kardeşlerime şunu söylüyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu sevdadan asla vazgeçmeyin. Çünkü bu sevda bitmez, bitemez. Anlatılmaz, yaşanır. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Sözümüzdeyiz. Bir dahaki sefer inşallah uçum olarak da sizlere yardımcı olacağım. Biz teşekkür ederiz. Sağ olasın abiciğim. Evet sevdalı dostlar. Umarım bir nebze de olsa sizlere faydamız olabilmiştir. Olabilse ne mutlu bizlere. İnşallah Hasan Bey'in önerdiği şeylerden sizler de nasiplenirsiniz. Bir faydamız olur size. Kuşçu programından ayrılmayın. Tüm sevdalı dostlarımıza buradan selam olsun. Bir dahaki Kuşçu programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.